Ve Ukrayna ile Türkiye'nin arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılı konulu konferans düzenlendi Ankasam tarafından. Ve Ankasam Başkanı Mehmet Seyfettin Erol da Rusya-Ukrayna ilişkilerine değindi. Türkiye'nin iki ülke arasında ara bulucu olmak istediğine vurgular bulundu. Krizler sadece tehdit ve risk değildir. Krizler aynı zamanda fırsattır. Biz bu sürecin sonucunda özellikle Türkiye-Ukrayna'yı da merkez alan daha geniş bir Karadeniz havzası bağlamında çok daha güçlü işbirliği ve dostluk alanlarının ortaya çıkacağına inanıyoruz. Türkiye'nin bütün gayreti bu noktadadır. Ve bundan ötürü de Türkiye ara buluculuk teklifini bir kez daha gündeme getirmiştir. 2018'de Aralık 2021'de ve son olarak da geçtiğimiz günlerde bu teklif tekrar gündeme getirildi ve Ukrayna bu ara buluculuk ve sürecin e, siyaseten ve diplomatik yollarla çözülmesi noktasında da aktif desteğini ortaya koydu. Bu da Ukrayna'nın bu süreçte ortaya koyduğu yapıcı rolü net bir şekilde göstermesi açısından önemli.